Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle özgüven üzerine bir çalışma paylaşacağım. Ancak öncelikle size önemli bir bildirimde bulunmak istiyorum. 5 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Workington Maçka Nişantaşı'nda sabah 10, akşamüstü 17 arası bir atölyemiz olacak. Anında dönüşüm atölyesi, kontenjanlar sınırlı, yerimiz çok kısıtlı olduğu için kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız lütfen son günü beklemesinler. Önceden yerlerini ayırtırlarsa, kayıtlarını yaptırırlarsa en azından biz de daha rahat karar veririz. Çünkü bildiğiniz gibi biz bu gibi durumlarda karşı tarafa sayı bildirmek zorunda kalıyoruz. Onun için son güne kadar kayıt olmadığı takdirde biraz sıkıntı oluyor. Şimdi özgüven üzerine bir çalışma paylaşacağız da. Özgüven nedir? Yani bir insana baktığınızda özgüveni olanla özgüveni olmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz? Tabii ki de. Çok da bariz bir şekilde. Şimdi kimi insan vardır böyle dimdik duruyordur ve topluluk içinde kendini göstermek istercesine, ben buradayım dercesine bir görüntü yansıtır. Ama kimileri vardır, hep böyle kalabalığın arkasına saklanırlar, ön planda bulunmazlar. Bu gibi insanlar da kaybolmak, yani gözükmemek için çabalarlar. Şimdi bu iki farklı insan tipi, nedir aralarındaki fark? Biri kendine olan inancı daha yüksek, attığı adımlarda emin olan ve söylediği sözden tutun da davranışlarına kadar her şeyle kendini iyi hisseden. Yani şüphe duymayan insan tipi. Diğeri ise ağzından çıkan kelimelere aman yanlış bir şey söylemeyeyim derken sürekli bocalayan, kekeleyen, unutan ve bir an önce oradan kaçmak isteyen bir insan tipini oluşturur ki bunu zaten hayatımızda bu gibi insanlar olduğunda görün bakın ki sizler de aynı şekilde davranıyorsunuzdur. Biraz uzaklaşırsınız. Özgüveni yüksek olan insana yanaşırsınız ki onun o özgüven hani yansıtması sizi daha iyi hissettirir. Daha güvende hissettirir ve onu kopyalamak istercesine yanında bulunmak istersiniz. İşte bu gibi durumlarda hayata olan bakış açınız değişir. Attığınız adımlarda sürekli başarıya giden yolu yakalarsınız. O yüzden özgüven üzerine çalışmamız çok önemli. Diyelim ki kendinizi topluluk önünde rahat hissetmiyorsunuz. Yani ön planda olmak istemiyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz, fikirlerinizi beyan etmek istemiyorsunuz. Haklıyken haklılığınızı ispat edemiyorsunuz. Şimdi bu gibi durumlar çok sıkıntılı durumlar. Ve biraz önce söylediğim gibi haklı durumlarda dahi haksız duruma düşebilme ihtimaliniz çok yüksek. Bilgilerinizi aktaramazsınız. Karşı tarafta bu bilgilerden yoksun kalır. Dolayısıyla sürekli kısır bir döngü içinde hayatınızı devam ettirirsiniz. Peki hiç düşündünüz mü? Özgüven nasıl kazanılıyor? Yani illa çabalayarak bir başarı elde ederek mi? Hayır. Özgüven tabii ki bir başarı elde ettiğinizde özgüveniniz yükselecek ama oraya gelinceye kadar eğer bir başarı elde edemiyorsanız bu demek değildir ki ben artık hani özgüveni düşük ne bileyim böyle depresif görünümlü bir insan olmalıyım. Hayır, öyle bir şey yok. Eğer bazı şeylerin farkında olursanız özgüveninizi tetiklersiniz. Yani kendinize olan inancınız artar. Sabah uyandığınız ilk an. Şöyle bir aynaya geçip bakın. Kendinize başka bir gözüyle baktığınızda özgüvenle ilgili ne diyebilirsiniz? Omuzlar düşük mü? Gözlerde böyle pırıltı yok mu? Bizim yüzümüzde 80 adet kas var. Eğer biz üzüldüğümüzde zaten yüzümüzün çehresi, ifadesi değişiyor. Sevindiğimizde ifade daha farklı oluyor. Enerjik olduğumuzda daha farklı. Gözlerimiz daha parlak oluyor. Yüzümüzdeki kaslar daha böyle gülümseme
gibi bir ifade alıyor. Diğerinde sanki hep bir kaygı, korku, gözlerde bir korku. Dolayısıyla önce bunun farkına varın. Ben nasıl bir insanlara intiba veriyorum? Yani kendime şöyle başkasının gözüyle baksam, özgüveni yüksek insan der miyim veya ya ne kadar korkak, ne kadar kaygılı bir insan mı derim? Bunu önce bir kendi üzerinizde deneyin. Bakın bakalım omuzlarınız düşük mü duruyor? Şöyle biraz kendinizi arkaya doğru atın. Boynunuzu dikleştirin. Hatta ellerinizi şu şekilde şöyle kalçalarınıza koyun. Hani ben buradayım der gibi. Şöyle biraz kendinize bakın. İnanın ki moraliniz yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Çünkü bilimsel bir veri açıklayacağım size. Boulder Creek, Kaliforniya'da, Amerika'nın Boulder Creek, Kaliforniya eyaletinde, Boulder Creek denilen bir bölgede Heart Math Institute diye bir kurum var. Bundan daha önce bahsetmiştim ama tekrardan yinelemekte fayda var. Bu kurum gönüllü çalışıyor. Yani herhangi bir ticari amaç gütmüyor ve gönüllüler, denekler de gönüllü. Yani onlar da herhangi bir para talep etmiyorlar. Bu gönüllüler üzerinde işte zihin çalışması yapılıyor, zihin direnci üzerine, insan zihni nasıl çalışır, bilinç dışı zihin, bilinçaltı nasıl çalışır. Böyle sürekli deneyler yapılıyor ve bir takım bilimsel veriler alınıyor. Bilimsel verilere göre biz bedensel olarak kendimizi böyle en azından o dakika içinde şöyle sırtımız dik, hani özgüvenimiz yüksek, yere sağlam basıyorum gibi bir görüntü verdiğimizde bedenimizdeki testosteron hormonu %20'ye yakın artıyormuş. Ve kortizol dediğimiz hani günlük o beyin beta'dayken sürekli dış dünyaya dikkatimizi verdiğimizdeki yükselen kortizol stres hormonumuzda %15 ile 20 arası düşüyormuş. Yani aradaki farka bakın. %20 yükselme, %20 stres hormonunun düşmesi. Ve bu parasempatik sinir sisteminiz devreye sokuyor. Bununla ne oluyor? Bağışıklık sisteminiz daha güçlü hale geliyor. Daha iyi hissediyorsunuz. Beyninizde daha farklı kimyasal dönüşümler oluyor. Genlerinizin ifadesi değişiyor. Daha kaliteli protein üretiyorlar. Yani bedeninizde belki de hiç ummadığınız derecede bir dönüşüm yaşıyorsunuz. İşte tek bir hareketle sadece şöyle hafif bir gülümseme, hafif bir dikleşme, boynunuzun dik durması dahi bedeninizde böyle bir dönüşüm başlatıyor. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde düşünün ki yavaş yavaş bedensel bir alışkanlık haline gelecek. Bizim her zaman söylediğimiz bir söz var. Önce alışkanlık ardından bağımlılık ama hayata bağımlılık. Şimdi bunu bir deneyin. Tek bir hareket yani ellerinizi şöyle koyun, sırtınız dik. Tabii ki toplum içinde sürekli böyle hani bilmiş gibi bir görüntü vermenizi istemeyiz. Ama önce bir alışsın, gözleriniz alışsın, beyniniz alışsın bu duruşa. Dik durmaya çalışın. Toplum içinde herhangi bir topluluğa girdiğinizde şöyle bir dikkatinizi çekecektir. Şöyle bir dikleşin, boynunuz dik olsun. İnsanların dikkatini çekeceksinizdir. İnsanlar kim bu der gibi sizi dikkatini verecektir. Çünkü özgüveni yüksek insan dikkat çeker. Özgüveni yüksek insan diğerlerine acaba nasıl bir bilgi alırım dercesine insanlar size yaklaşacaktır. Bu çalışmayı çok basit, sadece söylediğimi yapın ve pratik halinde, alışkanlık haline getirin. Emin olun ki özgüveniniz gittikçe artacaktır ve atacağınız adımlarda daha emin olacaksınızdır. Topluluk önüne geldiğinizde daha rahat kendinizi ifade edeceksinizdir. İster seminerler olsun, iş mülakatları olsun, bu gibi alışkanlık bu durumlarda sürekli yaptığınız zaman yeni bir bağımlılık haline gelecektir ve bunu yapmadan kendinizi belki de kötü hissetmeye başlayacaksınızdır. Ki doğrudur çünkü bilinçaltı bedeninizle doğru orantıda hareket etmektedir. Yani siz kendinizi iyi hissetmediğinizde bilinçaltınız direkt bedensel olarak da sizi ona uyarlar. Bedeniniz sürekli düşünce ve duygularınızla uyumlanıyor.
Bunu unutmayın. Sizin dış görünüşünüz, sizin ruh halinizi çok ama çok açık bir şekilde dışarıya yansıtıyor. Bunu göz önüne alarak lütfen bu söylediğimi biraz deneyin. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Çekingen dahi olsanız, ilk önceleri yavaş yavaş yine arka planda olun. Yine ben sizi demiyorum ön plana atın kendinizi ama dik ve boynunuz dik, şöyle ki emin, omuzlar geriye doğru gitsin. Yere sağlam bastığınızdan emin olun. Zamanla zaten o hareket sizi eyleme geçirecektir. İnsanların önüne yavaş yavaş daha rahat çıkacaksınızdır. Kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Buna emin olun. Tekrar ediyorum, şimdi bizim atölye çalışmalarımız hep bir özel seans tadında ilerler. Bu atölyede aynı şekilde, aynı program ve programımız böyle hani katı kurallar, çerçeveler içinde gitmiyor. Bu anda sorulan sorular sanki karşılıklı soru-cevap şeklinde de yönlendiriyoruz çalışmaları. O yüzden buradan bunu bildirmekte fayda var. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.